Ekonomi Güncesi yayınından hepinize merhabalar. Ekonomi Güncesi'nin 3. bölümünde Mehmet Fatih Tıraş anısına özel bir programla karşınızdayız. Barış imzacısı, sevgili meslektaşımız Mehmet Fatih Tıraş aramızdan ayrılalı tam 5 yıl oldu. Mehmet Fatih'i bu sona sürükleyenler aslında başta siyasi iktidar olmak üzere YÖK ve üniversite yöneticileriydi. Hukuku içe sayarak OHAL ve KYK'larla bu tasfiyeleri yapanlar aslında Mehmet Fatih Tıraş'ın bu sonuna sorumludurlar da aynı zamanda. O nedenle onun anısına bu programı düzenledik. Araştırma görevlisi Mehmet Fatih Tıraş arkadaşımız Çukurova Üniversitesi İBF Fakültesi'nde ekonometri bölümünde doktorasını tamamladıktan sonra işinden atıldı. Başvuruda bulunduğu üniversitelere bilimsel kriterleri karşılamasına rağmen bu suça ortak olmayacağız başlıklı barış bildirisine imza attığı için kabul edilmedi. Halbuki bu metni imzalamamızın tek amacı şuydu, ülkenin süreklilik arz eden çatışmalı bir ortamdan çıkarılmasını ve bir an önce ülkeye barış ve huzurun gelmesini istemekti. Dolayısıyla Mehmet Fatih Tıraş arkadaşımız da bu isteğini dile getirdi ve bu imzayı attığı için üniversitesi ve diğer üniversiteler tarafından da kabul görmedi. Üniversitelerin vazgeçilmez özelliği olan bu akademik ve ifade özgürlüğü ve aslında topluma karşı vicdani sorumluluğu kullanarak attığımız bu imza sonrası yaşadığımız linç, inkar, tehdit gibi çeşitli olumsuzluklar ve gerilimler Mehmet Fatih'in de yaşamına son vermesine neden oldu. Bu bağlamda bugünkü programımızı biz akademik özgürlükler, barış akademisyenleri ve Türkiye Akademisi'nin akademik özellikliği ve tarihi dönemeçlerde karşı karşıya kaldığı sorunları ve yaptırımları üzerinde durmaya çalışacağız. Özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda yaşanan toplumsal sorunlar ve çevresel problemler üzerine çalışan birçok akademisyenin karşılaştığı siyasal ve hukuki yaptırımlar ve yaşadıkları müdahaleleri ele almaya çalışacağız. Özellikle 28 Şubat süreciyle başlayan ve günümüzde daha da yaygınlaşan kadrolaşma, hızlı akademik yükselmeler ve son yıllarda yaşanan görevden uzaklaştırmalar, üniversitelerin çölleşmesi üzerine değerlendirmelerde bulunacağız. Programımızın iki önemli ve değerli konuğunu tanıtmak istiyorum. Atlantik ötesinden Kanada Queen's Üniversitesi'nde sosyoloji doktorası yapan barış imzacısı hocamız Gaye Onurer ve Almanya Berlin Üniversitesi'nde araştırmacı öğretim üyesi olan ve birlikte aynı koridorları paylaştığımız barış imzacısı Mustafa Şener. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce arkadaşımız ve meslektaşımız Mehmet Fatih Tıraş'a ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere birlikte çalışmış, zaman mesaisini paylaşmış Selim Hoca'ya söz vermek istiyorum. Buyurun Selim Hocam, söz sizde. Hocam teşekkür ederim. Gaye ve Mustafa Hoca'ya da bize katıldıkları için bu programda teşekkür ediyorum. Şimdi siz tabii özetlediniz. Ben tabii Mehmet'i hem insan olarak, arkadaş olarak da tanıdım. Beraber vakit geçirdik, beraber mesai yaptık ve bilimsel anlamda bir alışverişimiz de oldu. Şunu biliyorsunuz, Bermal Aydın arkadaşımız da Biyanet'te bir yazı yazdı. Daha önce de bu konuyla ilgili pek çok arkadaşımız yazı yazdılar. Ve ben bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu bir cinayet değil. Bu faili belirsizleştirilen bir cinayet düzeneği sonucunda oluşmuş. Dolayısıyla örgütlü bir kötülük düzeninin sonucudur. Yani örgütlü bir cinayettir. Çoklu faillidir. Bir faili yoktur. Çok faili vardır. Ve bu Çukurova Üniversitesi özelinde ama Türkiye'de konuşacağız. Akademisyenlerin özellikle de devletin onaylamadığı konularda çalışan ve burada bir tutum sergileyen akademisyenlerin yaşam imkanlarını elinden alan bir düzenekten bahsediyoruz. Dolayısıyla Mehmet'in de karşı karşıya kaldığı şey tam da buydu. Yaşam imkanları elinden alındı, itibarı zedelendi. Sadece üniversite yönetimi değil, bazı meslektaşları tarafından da ayrımcılığa, dostça uyarılara maruz kaldı.
attığı imzanın tüm sorumluluğunu bilerek atan bir akademisyen olmasına rağmen onun ifade özgürlüğüne saygı duymayan meslektaşları oldu. Barış imzacısı olduğu için ve barışsever bir insan olmasına rağmen üniversite, Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi üyeleri tarafından terör örgütü üyesiymiş gibi gösterilip, onlarla iltisaklıymış gibi gösterilip dışarıdan vermekte olduğu dersler elinden alındı. Dolayısıyla o gün o karara imza atan akademisyenler bunun tarihsel sorumluluğunu her zaman yaşamak zorundalar. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Ve bu o sorumluluğu, o yaptıkları kötülüğü onlara hatırlatmak da bizim görevimiz. Her yıl, her zaman, her gördüğümüz yerde bunu hatırlatmak bizim görevimiz. Ve maalesef beni en çok üzen şeylerden bir tanesi, hani Pir Sultan'ın söylediği gibi, düşman attığı taş değil ama dostun gülü yaralıyor. Bu tüm bu kötülükler yaşanırken buna sessiz kalanlar da bunun bir parçası. Bunlar arasında benim dostlarım da var ama bunu söylemek benim görevim. Dolayısıyla bu bir cinayet değil. Bu bir kötülük düzeninin yol açtığı bir intihar değil. Özür dilerim. Yani bu bir kötülük düzeninin yol açtığı bir cinayet. Ve süreç öyle bir işledi ki sanki bir faili belirsizleştiren bir hale getirildi böyle sanki. Dolayısıyla bunları vurgulamak istiyorum. Bir de bir vurgulamak istediğim yani Mehmet'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii biz iktisatçıyız ve Mehmet ekonometri bölümünde çalışıyordu. İktisat bölümü doktorası yaptı. Ve doktora tezi gayet teknik bir konuydu. Ekonometri teorisinde yetkinliğini gösteren bir tez yazdı. Ama Mehmet bu istatistiksel verilerin, istatistiksel yöntemlerin ardındaki toplumsal ilişkilere ilgi duyan birisiydi. Dolayısıyla o ilgi, o bilinç, dolayısıyla iktisat politikasına, ekonomi politiğe ilgi duyan birisiydi. O ilgi zaten onu hem tarih okumaya, hem politika okumaya ve etrafındaki toplumsal, sosyal, siyasal, tarihsel sorunlara duyarlı olmaya onu yönlendirdi ve itti ve dolayısıyla imza atarken de bu tarihsel sorumluluğu, siyasal sorumluluğu da taşıdığına eminim. Dolayısıyla onu o dostça uyaranların maalesef onun sahip olduğu bilinç düzeyine erişmemiş, erişmeye direnen insanlar olduğunu düşünüyorum. Kendi konforlarını vazgeçemeyen, üniversitede çalışan ama belki de Fikret Hoca'nın söylediği gibi üniversitenin kadrolu memurlarının ötesine geçemeyen insanlar olduklarını da vurgulamak istiyorum. Yani bu anlamda Mehmet'i özlüyoruz. Özlemeye devam edeceğiz. O içimizde kanayan bir yara. Ama yani bunları da söylemek durumundayız. Teşekkürler Sayın Hocam. Siz bir şey söylemek ister misiniz Gaye Hocam? Seninle sık sık telefonla görüşüyoruz ve hani aynı zaman diliminde olmanın avantajlarını yaşayarak sanırım Mehmet'i anladığımız çok az telefon konuşmamız olmuştur. Devamlı olarak hani onun hakkında konuşuruz. Ben tezimi de Barış Akademisyenleri üzerine yazıyorum, tamamlamak üzereyim. Selim'den rica ettim bir ön söz hani yazmasını Mehmet'le ilgili ve tezi Mehmet'e ithaf etmek istediğimi ona söyledim. Burada yenilemiş olayım. Onu asla unutmayacağız ve hani bu tezin ön sayfasında olmasını isterim. Teşekkür ederim. Mustafa Hocam. Ya Mehmet Fatih Tıraş deyince tabii insanın boğazına bir düğüm oturuyor. Yani bir şey söylemek gerçekten biraz zor. Ben kendisini şahsen tanımıyordum. Öyle bir maalesef şansım olmadı onunla. Hayattayken tanışamadık ama
Onu aslında kaybettikten sonra tanıdım daha çok. İşte bize bıraktığı bazı yazılardan, bazı notlardan, fotoğraflardan, işte bazı arkadaş dostluk ilişkilerinden vesaire. Yani bilmiyorum, yani seyircilerimiz içerisinde de dinleyicilerimiz içerisinde de eğer tanımayan varsa gerçekten bu programdan sonra bence oturup birazcık baksınlar. Ya Mehmet'i aslında birkaç tane fotoğrafı ve birkaç tane yazısı çok iyi anlatıyor. Yani onun o nasıl söyleyeyim, yani o nasıl güzel bir insan olduğunu anlamak için çok da eskilere gitmeye gerek yok. Çok da fazla şeye tanımaya gerek yok. Birkaç fotoğraf ve birkaç yazı yetiyor onun nasıl güzel bir insan olduğunu anlamak için. Bu tabii bütün bu sürecin bize bıraktığı en kötü acı oldu. Yani bütün bu bak sürecinin, bütün bu tasfiyeler bilmem ne falan sürecinin herhalde en karanlık, en kör, en acı noktasını oluşturdu o 5 yıl önceki 25 Şubat gecesi. Bir de biz tabii tanımıyorduk ama hani biraz gene de işte Selim ve Metin beraber yaşadık. O geceyi Mersin'deydik ve işte Mehmet Fatih Tıraş da Mersin'deymiş aslında o gün bizimle berabermiş ama biz onu o gün tutamadık, göremedik. Yani ne söyleyeyim bilmiyorum ki, Selim söyledi aslında bunun tabii bir de öbür yüzü var. Yani aslında bu gerçekten intihar süsü verilmiş bir cinayet ve biz ne yapıp edip bu cinayetin peşine düşmeli ve bu cinayette sorumluluğu olanlardan bunun hesabını sormalıyız ya, yoksa tarih bizi affetmez yani. Ya Bu kadar örgütlü kötülük öyle kolay geçiştirilebilecek bir şey değil yani. Burada bilerek, isteyerek, taammüden yapılan bir kötülük var. Ve bunun arkasında pek çok o adlarının önünde koca koca unvanlar, profesörler, doçent, doktorlar, bilmem neler, titirleri olan insanlar var. Bu insanlar öyle bir defasılık bir kötülük yapmadılar Mehmet Fatih Tıraş'a. Sistemli bir kötülük yaptılar. Aylar süren bir kötülük yaptılar. Biz ne yazık ki bunu zamanında fark edememişiz ya da engelleyememişiz. Ama yine de en azından onlara bir gün bunun hesabını bir şekilde sormak sözümüz olsun. Ancak bu belki bizi biraz evet, sonrasında tüm taşra Mehmet'i kaybettikten sonra tüm taşra ve üniversitelerinin tüm hani araştırma görevlilerine ulaştı bak dayanışma. Çok ciddi bir arşivleme çalışması yaptı. Çok ciddi bir dayanışma, destek çağrısı yaptı o konuda. Yani Mehmet için hani geç kaldık ve hani ben bunu kesinlikle şey yapamıyorum, hani hazmedemiyorum. Ama sonrasındaki toparlanmamız birazcık hani beni şey yapıyor, ferahlatıyor açıkçası söylemek gerekirse. Ben o akşama ilişkin bir anekdotumu anlatayım. Dayanışma Akademisi dersindeydik, çıktık. Mehmet de gelmişti. Ondan sonra programı bitirdikten sonra, dersi bitirdikten sonra aşağı indik. Eğitim senin aşağısında bizim her zaman gittiğimiz salaş bir çorbacı var. Hakan Mertcan hocamız da şey dedi, ya bir çorba içelim mi dedi. Ben de o ara ne oldu bilmiyorum. Dedim ki ya salaş çorbacı şimdi orada oturmayalım dedim. Belki otursak biraz daha Mehmet'le zaman geçirsek belki başka bir şey olabilirdi. Yani gerçi olur muydu onu da bilmiyorum ama dolayısıyla böyle bir o akşamdan sonra biz ertesi gün haberi öğrendiğimizde dedik ki ya daha dün akşam birlikteydik ve hiç böyle bir şeyi yaşayacağımızı düşünmemiştik. Dolayısıyla evet o anlamda bir şey bu bizim için. Tam da Mustafa Hoca'nın söylediği gibi yani yanımızdaydı ama biz herhalde biraz Elimizin kendi avucumuzun içinden kayıp evet. gitti gibi bir hissiyat Biraz kendi yaptı o gün. hengamemiz, biraz işte akademinin bize dayattığı bir sürü şey. Onu fark etmedik belki de. O Bu açıdan evet. dönemde çok karışıktı her şey. Yani evet. Evet, ama orada Gaye Hoca'nın söylediği gibi aslında bize öğrettiği bir şey oldu Mehmet Fatih Tıraş'ın işte o son şeyiyle. En azından ondan sonra biraz daha bu halde bir daha duyarlı nasıl olabiliriz, daha çok farkındalık nasıl yaratabiliriz diye gerçekten bir herkes silkinip biraz Bir kendine geldi ve hesaplaşması ondan sonra biraz oldu. bu işe Evet. örgütlü ve kolektif bir şekilde hani bu süreci kontrol edebilir miyiz? Kimseyi yalnız bırakmadan bu karanlık tünelin sonunu getirebilir miyiz diye.
epeyce ciddi gayretler oldu. Yapıldı. Sonuçta hepimiz aslında herhalde biraz öğreniyoruz. Maalesef bazen bedeli ağır oluyor, zor oluyor ama işte biraz... Bak başlı başına bir öğrenme süreci. Başlı başına bir öğrenme süreci oldu hepimiz için. Benim hani derinlemesine yaptığım görüşmeler de bunun bir yansıması. Hem Türkiye'de hem yurt dışında görüştüğüm arkadaşlardan arkadaşlarla yaptığımız sohbetler ve onlarla yaptığım görüşmeler bana bunu anlatıyor. Yani bakın her anı, her aşaması, şimdi başka bir aşamasını yaşıyoruz. OHAL komisyonlarının önündeyiz. Hani 2 yıl önce ben görüşmeleri yapıp bitirdiğimde henüz beraatler aşamasındaydık. Yani her bir aşamasında başka bir şeyler ortaya çıkaran bir süreç bu. Hem öğreniyoruz hem direniş pratikleri geliştiriyoruz. Bunları konuşacağız. Evet. Dolayısıyla bugünkü programı akademik özgürlükler ve akademi üzerine bir değerlendirme şeklinde dizayn etmiş olmamızı biraz bu Mehmet Fatih Tıraş ve BAK süreciyle ilişkilendirerek anlamlandırmaya çalışacağız. Akademik özgürlüğü şöyle bir kısaca tanımlamaya çalışırsak, ben Lima bildirgesi akademik özgürlüğü aslında şöyle tanımlıyor. Diyor ki, akademik bir çevre üyesinin tek tek ya da toplu halde bilgiyi araştırma, inceleme, tartışma, belgeleme, üretme, yaratma, öğretme, anlatma veya yazma yoluyla edinmelerinde, geliştirilmelerinde ve iletilmelerindeki özgürlükleri anlamına gelir. Dolayısıyla düşünce ve ifade özgürlüğünün daha özel bir şekli olan akademik özgürlük aslında kendisini destekleyen, finanse eden özel veya kamusal güçlerin denetimine de tabi olan bir şey. Onun için de bireysel üyelerine şöyle ya da böyle bir denetim uygulayan akademi ve üniversite aslında aynı zamanda bu kurumlarda çalışan akademisyenler grubunun varlığını da kendi sistemine göre yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla hemen bir araya girip ufak bir ek yapmak isterim. UNESCO'nun 1997'de genel konferansında yaptığı bir öneri üzerinden. Hani orada yapılan öneri akademik özgürlüğü, demokratik hak ve hak özgürlükler, demokratik değerlere oturtturur. Ve hani eşit eğitim hakkını da bunun içine koyar. Bu da çok önemli. Akademik özellik, eşit eğitim hakkı ve akademisyenin, akademik camianın, hepsi öğrencileri de katarak söylüyorum, akademik camianın topluma karşı olan sorumluluğu ve toplumun da akademik özgürlüğü koruma sorumluluğunu verir. Yani oradan bir küçük şey yapmak istedim. Dolayısıyla akademik özgürlüğün tarihi aslında en erken üniversitenin batıdaki kuruluş tarihi olan 13. yüzyıla kadar geri götürülür. Dolayısıyla doğru. Gaye Hocam, akademik özgürlük, mücadele biçimleri ve BAK üzerine doktora tezi yapmanız nedeniyle şöyle bir soruyla sohbetimize başlayabiliriz. Sizce akademik özgürlük nedir ve akademi ve akademisyen niçin buna ihtiyaç duyar? Birazcık açmaya başladık aslında, konuşmaya başladık. Yani akademisyen sınıfın, laboratuvarın, kampüsün sınırlarıyla belirlemez özgürlüğünü. Sadece yani verdiği ders konuları, yaptığı araştırma konuları, yayınladığı konularla sınırlı değildir. Kampüsün dışına çıkar onun akademik özgürlüğü. Bu da bizi ifade özgürlüğü çerçevesine götürür. Akademik özgürlüğü kim kullanır sorusuna gelince, öğrenciler dahil, hani akademinin parçası olan tüm akademik camia akademik özgürlüğü kullanır kampüs içinde ve dışında. Bu da bize akademik özgürlüğün geleneksel tarifinden ziyade çağdaş tarifine getiriyor. Toplumla alakalı, toplumla ilişkili, ilintili olan yüzüne getiriyor. Biraz kafa karışıklığına sebep oluyor tabii bu. Hani kampüs içi, kampüs dışı, kim ne diyebilir, ne söyleyebilir gibi. Aslında bütün bunların cevabı geniş bir insan hakları temeline dönülüyor. Akademisyen tarafından kullanılan ama toplumda herkesin yararına olan bir haktan bahsediyoruz.
Böyle olunca tabii akademik özgürlük basın özgürlüğüyle ve medya özgürlüğüyle konuşuyor. Yani üçlü bir şey var. Çünkü akademisyenin yaptığını basın yayın organlarında gazeteciler yapıyor. Peki bu akademik özgürlükler tehdit altında değil mi? Ne yazık ki son zamanlarda özellikle sağ popülist yönetim biçimlerinin global ölçekte yükselişini de görmekteyiz. Batı'da ve Doğu'da. Zaten Doğu'yu biliyoruz. Yani 3. Dünya ülkelerinde işte Endonezya'nın, Pakistan'ın, Kolombiya'nın, Nijerya'nın durumunu biliyoruz. Akademiye olan saldırıların farkındayız. Ama öte yandan bu sağ popülist yani anti bilim, anti entelektüel söylem ve pratiklerin akademinin altını oymaya çalıştığının da farkındayız. Trump'ın sadece COVID-19 süreci boyunca 150'den fazla bilim insanlarına ve doktorlara saldırdığı söyleniyor. 5000 kişinin imzaladığı, 5000 bilim insanının imzaladığı bir hani, global ısınmayla ilgili bir uyarı için ciddi azar çekiyor Trump'ın. İngiliz hükümetinin Brexit üzerine bilim insanlarının, ekonomistlerin ve akademisyenlerin uyarılarını yetti, bıktık artık bu akademisyen tarafı ya da bıktık bu bilim insanının üstten konuşmalarından diyerek silip atmak çabasını ve hani onu değersiz kılma çabasını görüyoruz. Viktor Orban'ın hani Central European University kapattığını, bütün hani Avrupa Birliği hukukunu çiğneyerek bunu yaptığını görüyoruz. Örnekleri çoğaltmak mümkün. O zaman akademisyen demek ki ifade özgürlüğünü kullanmak için bu akademik özgürlüğe ihtiyaç duyuyor. Kesinlikle öyle. Ama son derecede tehdit altında bir taraftan. Bizi tabii ki neoliberal terör, yani bu hani global ölçekte terör yasalarının tırmanın yani gittikçe hani daha da hani kapsayıcı boyutlara gelmesi akademisyeni daha da tehdit altına bırakıyor. Her şey ve her şey devlete bir tehdit olarak görülebiliyor. Buna patriotik eğitim modeli de demek mümkün. Vatansever eğitim modeli deniyor. Yani tehdit oluşturan ya da muhalif konumda olan tüm konuların araştırılmasını, öğretilmesini, yayın yapılmasını ya yasaklayan ya da ciddi boyutlarda kısıtlayan bir modelden bahsediyoruz. Bunu Türkiye ölçeğinde konuşacak olursak bu bizi Kürt meselesi ve Ermeni meselesindeki kısıtlamalara getirir. Onu bak sürecinde belki daha ayrıntılarıyla açalım. Evet. Mustafa Hocam, siz bu soru nasıl değerlendirirsiniz? Bir de sizden görüş alalım. Ya ben şöyle, bu akademik özgürlük meselesinin aslında şöyle basitleştirerek anlatmamız ve anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında şimdi insanoğlunun bu özgürlükler mücadelesinde tarihsel olarak yüzyıllara, bin yıllara yayılan mücadelesine geldiği çok önemli noktalar. Son 200 yılda işte düşünce ve ifade özgürlüğü artık bunlar klasikleşmiş insanoğlunun bir genel kazanımı olarak kabul ediliyor. Bütün uluslararası sözleşmelerde ve işte azıcık bile olsa demokratik ülkelerin anayasalarında bu ifadeler artık bu özgürlükler tanımlanıyor. Şimdi akademik özgürlük peki ifade ve düşünce özgürlüğü varken diyelim ki bir anayasada ayrıca bir niye akademik özgürlükten bahsediyoruz? Burada çünkü şöyle bir özel durum var. Genel olarak insanların düşünce ve ifade özgürlüğünün yanında toplumların hakikati araştırsınlar, bilimi geliştirsinler diye özel olarak görevlendirdikleri belki tam doğru değil ama yani sonuçta toplum içerisinde misyonu, görevi, şeyi bu olan insan grupları var. Biz bunlara genel olarak akademisyenler diyebiliriz ya da akademi diyebiliriz bu kuruma. Şimdi bunların misyonları ve görevleri daha fazla bir özgürlük gereksiniyor. Yani normal insanın ihtiyacına göre, daha doğrusu bu işle uğraşanların, iştigal edenlerin daha fazla bir özgürlüğe gereksinimler oluyor. Çünkü burada hakikati araştırmak, gerçeği araştırmak çoğu zaman kurulu nizamla, kurulu düzenle belli bir çatışmayı da getirebiliyor.
Dolayısıyla da işte burada bu akademisyenlere çoğu demokratik ülke tarafından ya da işte demokrasinin bir gereği olarak biraz daha fazla özgürlük tanınıyor. Yani gerçeği araştırmakla yükümlü bir akademisyensen bunu araştırırken işte bu tür çatışmaları daha rahat göze alabilesin diye aslında. Evet. Basın bu mesela bizim çok da beğenmeyeceğimiz, başka bir sürü yönden eleştireceğimiz anayasamızda bile diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında bile mesela akademik özgürlük olarak değil ama bilim özgürlüğü diye böyle bir kategori sayılmış mesela. Yani bilim insanlarının özgürlüğü diğer özgürlüklerden bizim anayasamızda bile hani biraz çok da fazla demokratik bir anayasa değildir Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Ama orada bile bir bilim özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü diye daha doğrusu bir ayrı bir kategoride düzenlenmiş. Dolayısıyla bu biraz bununla ilgili. Yani bilimi araştırmak, gerçeği araştırmakla uğraşan insanların o haklarını, özgürlüklerini korumakla ilgili bir şey akademik özgürlük. Bunun da literatürde üç boyutu olduğu genellikle kabul ediliyor. İşte birincisi zaten işte okuma, araştırma, öğrenme, öğretme ve öğrendiklerini açıklama ve yayma özgürlüğü. Bunların hepsi birbiriyle bütün. Yani sonuç itibariyle araştırma özgürlüğü zaten o araştırma sonuçlarını duyurma ve yayma özgürlüğü olmadan bir işe yaramaz. Bu düşünce ve ifade özgürlüğü gibi aynı. Ama mesela söz konusu olan bilimse ve akademikse bu da yetmez. Çünkü bu haliyle kaldığı zaman sadece bireysel anlamda işte düşünce ve ifade özgürlüğü gibi anlaşılabilir. Bunun bir adım ötesinde de akademinin özelliği meselesi gündeme geliyor. Yani bütün bunları yapabilmen için gerçekten senin bir kurumsal çatı altında ve özerk bir biçimde çalışıyor olabilmen, o bilim faaliyetini sürdürüyor olabilmen gerekir. Bu özellik de nedir aslında? İşte aslında seni kuşatan diğer güç odaklarından bağımsız çalışma yapabilme. Ama sanırım YÖK'ün yani kurulumuyla biraz bayağı. Şimdi uygulamadaki şeylere geleceğiz. O ayrı. Orada milyon saat konuşabiliriz uygulamadaki. Fakat işin teorisinde sonuç itibariyle özel. Bilim insanının en başta devlete, tabii en güçlü olan odak devlettir zaten. Senin için özgürlüğün önündeki en büyük engel de her zaman devlet olabilir. En başta devlete karşı korunman gerekiyor. Özellik bunu sağlayacak. Ama sadece devlet de değil, yani toplumdaki farklı güç odaklarına karşı da senin bağımsız olarak özgürce çalışabilmenin garantisi bu akademik özellik. Yani diyelim ki mesela işte kapitalist ülkelerde yaşıyoruz. Sermaye sınıfına karşı, sermaye sınıfı da kapitalist ülkelerde her zaman çok önemli bir güç odağı olduğuna göre onlara karşı da ya da toplumda başka herhangi bir dinsel kurumlara karşı da mesela özerk olabilmen gerekiyor. Şimdi bu özerkliğin işte idari mali boyutları falan var, oralara şimdilik girmeyelim, belki daha sonra gireriz. Evet, evet. Ama bir de bunun yanında akademik özgürlük meselesinin daha bir tamamlanabilmesi için bir de şöyle bir şey genelde kabul ediliyor. Bütün bunlar olmalı, evet, ama zaten bütün bunlar olabilmesi için devlet ya da kamu otoritesi, kamu gücünü kullanan her kimse bunu kabul etmeli ve koruma altına almalı akademik özgürlüğü ve ayrıca da pozitif olarak da desteklemeli. Sadece negatif bir koruma da yetmez, pozitif olarak da desteklemeli. Yani nasıl desteklemeli? Çünkü bilim insanı diyelim ki araştırması için maddi kaynağa ihtiyaç duyar. Biz eski aristokrasi zamanındaki gibi kendi kişisel kaynaklarımıza sahip olmadığımıza göre bir araştırma yapmak için işte bu finansmanı da araştırmanın gerektiği mali kaynakları da bize kamu otoritesinin, kamu gücünün sağlaması gerekir. Bu bütün bu düzeyleri bir arada düşündüğümüzde akademik özgürlüğün ne olduğunu bence anlayabiliriz. Böyle anlamak gerekiyor. Şimdi tabii ki ben evet Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bile bunlar bir ölçüde var dedim. İşte uygulamada var mı yok mu? İşte YÖK'ün kuruluşu başlı başına buna zaten tezat bir şey. Ve bugüne kadar yaşadığımız işte en son Barış Akademisyenler davası ama biraz sonra herhalde gireceğiz. Evet, evet. Ondan önce tarihi
bin türlü baskıyla dolu tabii. Biz de bu özelliğin fiilen gerçekleştiğini kesinlikle söyleyemeyiz tabii ki. Onlara zaten geleceğiz. Evet. Mustafa hocama belki bir ek katkı yapabilirim. Şöyle, toplumsal yaşamda büyük değişimler ve aslında çatışmalar söz konusu. Dolayısıyla akademisyen ya da bilim insanlarının bu değişimi anlamlandırma ve tavır alma yönünde de bir şeyi olmalı, göstergesi olmalı. Akademisyenler aslında bu tavır alma işini de beraberinde getiriyorlar. İşte Türkiye'de birçok akademisyenin yapılan çalışmaları, kamuoyuna açıklaması ve bu yapılan çalışmalar üzerinden bir tavır alma hali belki bu akademik özgürlüğün neden olması gerektiğini de bize ya da elzem bir şey olması gerektiğini de anlatıyor. Selim Hocam siz bu konuda yani bu soruya nasıl bir cevap verirsiniz? Ben tabii daha çok Gaye ve Mustafa Hoca konuşsun istiyorum bugünkü programda. Şöyle ama ben Mustafa Hoca'nın söyledikleri üzerinden şey yapacağım. Tabii bu tanımlara uyan dünyanın herhangi bir yerinde belki bir özel akademi bulamayız ama belki de akademinin kendisini böyle bir özellikleşme mücadelesi olarak bile alabiliriz bu tanımlardan baktığımız zaman. Ama ben şeyi tabii yine de vurgulamak istiyorum. Hem Gaye'nin söylediklerinden hem Mustafa Hoca'nın söylediklerinden bir neoliberalizm meselesini bir de güç odaklarından bağımsız olmak. Yani bu ikisi aslında bize akademinin özelliğinin toplum açısından ne anlama geldiğini ve toplumun akademisyenlerin özellik mücadelesine neden destek olması gerektiğini gösteren iki tane gösterge. Çünkü bir kere akademi bence evrensel değerlerin peşinde koşmalı. Böyle vatansever ya da milliyetçi değerlerin değil. Güç odaklarından kesinlikle bağımsız olmalı. Neden? Çünkü sermaye kendi çıkarını peşinde koşan, kendi karını maksimize etmeye çalışan ve bunun için çoğu zaman da toplumun sağlığını, refahını, güvenliğini tehlikeye atan bir yapı, bir ilişkiler bütünü. Mesela bir yine bir barış akademisyeni Bülent Şık hocamız tarımsal ilaçların kullanımı konusunda Türkiye'deki şeyleri uluslararası düzenlemelerin nasıl arkasından dönüldüğünü ve tarımda çok fazla kimyasal madde kullanımının toplumsal sağlığa, çocuklarımızın sağlığına olan potansiyel ve gerçekleşen zararlarını toplumla araştırıp toplumla paylaştığı için soruşturma altına alınıyor. Dolayısıyla onun o özelliği, Mustafa Hoca'nın vurguladığı bağımsız araştırma yapma ve araştırmasının sonucunu yayma hakkı elinden alınıyor. Yine bir başka örnek, biraz daha belki erken, daha önce Onur Hamzoğlu Hoca'nın Dilovası'nda, Kocaeli'nde Dilovası'nda yaptığı araştırmalar ve oradaki sanayileşmenin, sanayi tesislerinin yarattığı çevresel kirliliklerin kanser vakalarındaki artışı ortaya koyması ve ondan sonra da pek çok davayla karşılaşması. Aslında bu senin söylediğin Sağlık Bakanlığı'nın 2011 ile 2016 arasında kendisinin Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde çevresel faktörlerin sağlık üzerine etkileri üzerine bir değerlendirme raporunu akademisyenlere yazdırması sonucu aslında böyle bir şey ortaya çıktı. İşte Kocaeli için Onur Hoca'yla bunu yaptı. Antalya için Bülent Şık Hoca'yla yaptı. Dolayısıyla hem Onur Hoca hem de Bülent Hoca bu Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü raporu kamuoyuna açıklamaması nedeniyle bunu kendileri kendi sayfalarında ya da kendi şeylerinde kamuoyuna açıklama şeyinde bulundular. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı da bu iki hocamız hakkında da bir soruşturma yürüttü. Hatta barış talep ediyor diye Onur Hoca'yı da tutuklayıp aslında gözaltına alıp tutukladı bir süre. Vurgulamaya çalışmak istediğim şey şu, yani toplumun, yani biz sadece burada soyut bir akademik özellik ya da özgürlükten konuşmuyoruz. Yani toplumda bizi dinleyenler açısından bu akademik özgürlüğün kendi sağlıkları, yaşam kaliteleri ve diğer özgürlüklerini kullanma hakları açısından ne kadar hayati bir mevzu olduğunu vurgulamak gereği duyuyorum bir kez daha. Evet. O zaman ikinci sorumuza geçebiliriz. Akademik özgürlük kavramının toplumda nasıl bir karşılığı vardır ki bunu herkesin olmazsa olmadı olarak kabul etmesi gerektiği dile getirilir. Gaye Hocam gene söz sizde.
Belki vaka yaklaşacak bir şekilde bunu cevaplamalıyım. Yani akademisyenin görevi ve sorumluluğudur gerçeği söylemek. İşte dün de biraz bahsetmiştim, belki dün biraz da konuşmuştuk. Noam Chomsky bu konuda bayağı bir şey söyler. Hani sorumluluğudur, yapmak zorundadır dedi. Arkasından David Harvey aynı şekilde. Bu da bizi tehlikeli sorular soran, yani tehlikeli sorular soran, tehlikeli şeylerin, tehlikeli kavramların, temaların altını çizen bir toplulukla karşı karşıya bırakıyor. Benim söyleyeceğim bu konuda barış akademisyenleri için doğru, yani Kürdistan'da olan daha önce karşılaşmadığımız boyutlarda bir şiddeti ortaya çıkaran, o konuda bir söz söyleyen bir topluluk. Peki yani bu bize ne anlatıyor? Yani o ortaya çıkan şiddetle alakalı olarak neyi anlatıyor? Yani sadece akademisyenin sorumluluğudur, bunu söylemek zorundadır diyerek orada bırakabilir miyiz? Hani yapılan hani görüşmeler şunu ortaya çıkarıyor, bak, barış imzacılarıyla. Yani bunu sadece bir sorumluluk olarak görmek, yani vulnerable dediğimiz hassas, kırılgan, mağdur bir grubun yanında durma meselesini aşan bir durum var orada. O şiddeti ortaya çıkaran bir durum. Çoğu görüşme bunun üzerine vurgu yapıyor. Aslında ben soruyu sorarken biraz hani bizim için bu elzem olan akademik özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğünün toplumda bir karşılığı yok. Ya da varsa bile toplum bu karşılığı ne kadar alıyor ki biz toplumun dışında bir bazı insanların deyimiyle elitist bir tavır ve konumda kalıyoruz. Bazı yerlerde ya bunlar da zaten hep muhalif oluyor gibi bir söylemle karşı karşıya kalıyoruz. Ben soruyu sorarken toplumda nasıl bir karşılığı vardır derken aslında Elitist bir bunu tavır biraz. olduğunu düşünmüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ne yazık ki sağ popülist yaklaşım bunu bu şekilde ortaya koyuyor. Yani anti elitizm üzerinden. Bu kesinlikle bir yanılsama. Yani benim kabul etmediğim, kişisel olarak kabul etmediğim bir şey. O noktaya geri ittirilmekten hoşlanmıyorum ve birçok barış imzacısı arkadaşımız da hoşlanmıyorlar. Hani akademisyen yeri gelir sözünü söyler gibi. Yani oradaki şiddetin boyutlarını ortaya çıkartmak onlar için çok önemliydi. Bu da bizi şuna götürüyor. Kim için yas tutulur, kim için tutulmaz meselesine götürüyor. Ben bunu böyle koyacağım. Mustafa Hocam. Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Şimdi biraz önce hani akademik özgürlüğün ve özetliğin ne olduğunu anlatmaya çalışırken ister istemez tabii bir soyutlama yapıyoruz. Yani böyle sanki soyut bir toplumda konuşuyoruz gibi bir kağıt üzerinde olan bir şeylerden bahsediyoruz daha çok. Bu böyle bahsetmek zorundayız. Ama işin işte bir adım ötesinde işi biraz zaman ve mekan boyutuna indirdiğimiz zaman bütün bunlar nerede, ne zaman, nasıl oluyor getirdiğimiz zaman soruyu iş çatallaşmaya başlıyor. Ama zaten bilimin ya da bilimin konusu işte gerçeği araştırmaksa, hakikati araştırmaksa bunun kendisi zaten zamana ve mekana göre aslında gayet çeşitli riskleri de barındırabilecek bir şey. Yani biz aslında bilim ya da gerçeklik dediğimizde bu dünyadaki her zaman herkesin hoşuna gideceği bir şeyden bahsetmiyoruz aslında bakarsan. Yani şeyle ilgili bir söz var ya hani haber nedir? İşte birileri bir şeylerin bilinmesini istemez o haberdir diye bir söz var belli güç odakları. Şimdi bilimde de her zaman değil ama bilimde de bazen böyledir. Herkes her zaman
bilimden yana değildir, gerçeğin ortaya çıkmasından yana değildir. Niye? Çünkü sonuçta sınıflı toplumlarda yaşıyoruz, çatışmalı toplumlarda yaşıyoruz ve dolayısıyla bu toplumsal hayatı içerisinde işte çeşitli kesimlerin, sınıfların işte çıkarları birbiriyle sürekli çatışma halinde, bir mücadele halinde. Dolayısıyla bir gerçekliğe ulaştığın zaman sen bu gerçeklikten, bu çatışmanın her tarafının aynı ölçüde haz edeceğini düşünemezsin. Bu çoğu zaman böyle olmaz. Bazen olur. O bazı bilimsel gelişmeler herkesin belki de çıkarına olabilir. Ama bazıları da olmaz. Özellikle sosyal bilimler falan çalışıyorsan işte herkes her şeyi senin gösterdiğin şekilde görmek ya da öyle bilmek ve öyle algılamak istemezler. Bazı gerçeklerin evet. üstünün kapatılması, bazı gerçeklerin unutturulmaya çalışılmasını ister bazı güç odakları. Dolayısıyla sorun biraz buradan kaynaklanıyor. Yani bütün bu yani bilim, evet biz diyoruz ki bilim nedir? Aslında bir tek bilimin şeyi vardır, etik ilkesi vardır. Bilim öncelikle gerçeğe sadık olmalıdır. Bilim insanı da dolayısıyla gerçeğe sadık olmalıdır. Biz bilimsel araştırmamızın sonucunda ne öğrendiysek, ne gördüysek onu çarpıtmadan, gizlemeden olduğu gibi aktarmak ve açıklamakla yükümlüyüz. Ama işte bu dediğin şey zaman zaman dediğim gibi çeşitli riskler barındırır. O çeşitli güç odaklarının işine gelmeyebilir o gerçek. Zaten bütün bu özgürlük mücadelesi de bunun için önemlidir. Yani işte akademik özgürlük ve özellikle de zaten bunun için ihtiyacımız var. Şimdi bunun toplum katında nasıl algılanıyor olması, toplumun genel olarak işte burada gerçeğin yanında durup durmaması filan meselesi de aslında o da zamana ve mekana bağlı olarak değişebilen bir şey. Yani ya ben derslerimi verirken şöyle bir şeyle başlıyordum genellikle şeye. Bir tane filme de gönderme yaparak, bilmiyorum sizlerden izleyen var mı? Müzik Kutusu diye bir film vardı. Bu Costa Gavras'ın kızı Julia Gavras'ın çektiği bir film. Bu filmde şöyle bir kısaca şey yapacak olursam şöyle güzel bir hikaye anlatılır. İşte yani hafızam beni bazı noktalarda yanıltabilir olabilir ama özü şu. Bir baba kız Amerika'da yaşıyorlar. Baba oldukça yaşlı. İşte kız da artık orta yaşlara gelmiş falan filan. Sonra kız evlerinin çatı katında bir gün bir temizlik falan yaparken işte bazı notlara, bazı böyle evraklara, bir şeylere rastlıyor. Çok eskiden kalma falan filan. Ve onları karıştırırken de bunlar Alman göçmeni karıştırırken babasının bir Nazi suçlusu, bir Nazi olabileceğine dair bazı işaretler görüyor. O notların arasında. Tabii şok oluyor bir anlamda ama böyle hani tam da gerçekliği tümüyle gösteren notlar değil bunlar. Sadece belli şüpheler yaratıyor kızın aklında ve filmin sonraki gerilimi işte bunun üzerine kurulu. O gerçeği öğrenmeye cesaret edebilecek mi yoksa üstünü kapatmayı mı tercih edecek kız? Bu böyledir. Ben de bazen öğrencilere diyorum gerçeği öğrenmeye cesaretiniz var mı? Gerçekliği öğrenmek bazen cesaret ister. O kadar kolay değildir. Babanızın bir Nazi olduğunu öğrenmek ister misiniz, istemez misiniz? Bunu biraz daha genelleştirecek, Türkiye'ye getirecek olursak işte Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişindeki o bir sürü katliamı, bir sürü savaş suçunu, bir sürü bilmem neyi öğrenmek ister misiniz yoksa üstünü mü kapatmak istersiniz? Çünkü öğrenmek aynı zamanda bir sorumluluk yükler insana. Evet. Onun için öğrenmekten kaçma diye de bir şey vardır. Bazı insanlar öyledir, öğrenmekten kaçar, bilmekten kaçar. İşte bilim insanının bütün bu şey içerisindeki görevi evet o gerçeği açığa çıkarmak ne olursa olsun sonucu insana ne kadar acı verirse versin toplumdaki belli güç odaklarına ne kadar rahatsız ederse etsin sonuç itibariyle o gerçekliği ortaya koymak. Ama bunu da tabii bütün bilimle uğraşan herkes mi benimsiyor? Herkesin ortak ilkesi mi bu? Hayır işte burada da yine bir soyutlama yapıyoruz ister istemez. Çünkü bilim insanı dediğin insanlar da buradaki sınıflardan bu çatışmanın taraflarından o kadar bağımsız değiller. Bir sürü akademisyen, bir sürü anlaşanlı üniversitede çalışmış profesör bilmem ne pekala da bu gerçeklere gözlerini kapayarak da işlerini yapıyorlar. Evet. Bazı gerçekleri açığa çıkarmakla değil, örtmekle de uğraşan çok sayıda akademisyen de var değil mi dünyada da, Türkiye'de de. İşte biraz önce bir ağızlarından bahsettik. O Mehmet Fatih Tıraş'ı
o yola sürükleyen akademisyenlerin gerçeklikle bir şeyleri var mı? Bir bağları var mı? Tam tersine o gerçekliği örtmeye, gizlemeye çalışan tarafta yer aldılar. Doğru. Ya da işte şey, ne diyelim, büyük sermaye gruplarının belli paralar ve fonlar sağlayarak kendi istekleri doğrultusunda bilim insanlarına çeşitli raporlar hazırlıyor. Aynen. Hani benim bu daha soyut bir şekilde getirdiğim şeyleri somuta indirgersen tam da böyle. Bu burada evet, daha evet. Böyle basit somut çıkar ilişkileri, efendim rüşvet verme, para alma, oradan fon bulmak için araştırma örneğini değiştirme filan gibi bir sürü şeye geliriz tabii. Evet. Mustafa Hoca, bir soru sorabilir miyim burada? Şimdi bu öğrenmek sorumluluk getir dedin. Aslında biraz cevapladınız ama biraz daha vurgulamak. Üstünü örtmek de aslında orada yaşanan katliamın, suçun ya da herhangi bir düzeneğin de parçası olmayı getirir. Ve eğer mesela bir katliamdan, bir genosayttan falan konuşuyorsak, üstünü örtmek aslında ileride oluşabilecek benzer durumları da yolunu açmak ya da onların da olmasını engellememek gibi bir sonuçta doğurur, değil mi? Yani bunu da vurgulamak gerekir mi? Tabii ki, yani sonuçta biz hani daha ne diyelim, daha idealimizdeki bir dünya için, daha işte böyle barışçı, eşitlikçi, özgürlükçü bir dünya için aslında neye inanıyoruz, genelde neyi savunuyoruz? İşte tarihteki hani bunu engelleyen, eşitliğin, özgürlüğün, barışın önünde ne varsa bunu engelleyen faktörlerin, işte kötülüklerin, katliamların, şunların, bunların ortaya çıkarılması, bunlarla hesaplaşılması ancak bizi bu inandığımız yolda ilerletir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla da geçmişle hesaplaşmadan, geçmişteki hatalarla, yanlışlarla yüzleşmeden daha iyi bir toplumun, daha iyi bir dünyanın kurulamayacağını düşünüyoruz. Ya yani bu sadece bizim düşüncemiz değil. Aslında bu genel olarak işte ne bileyim ben, psikoloji bölümünden bilmem neye kadar bir sürü şeyin kabul ettiği bir şey. Yani insan bireysel hayatlarımızda da bu böyle. Geçmişimizdeki bir hatayla yüzleşmeden o hatayı aşmak o kadar kolay değil. Ya da orada bir kötülük yaptıysan herhangi birine, onu tamir etmeden yeni bir daha güzel bir ilişki başlatman mümkün olmuyor genelde. Dolayısıyla aslında buradaki gerçeklik arayışı, gerçeklik için mücadelenin hedefi ya da şeyi bu zaten. Amacı bu. Dolayısıyla burada o gerçeklikleri gizlemek isteyenlerin, evet senin söylediğin gibi en hafif deyimle, yani sonuç itibariyle bunların bir daha yaşanmaması için bir çaba sarf etmediğini söyleyebiliriz. En hafif deyimle. Yani somutlayacak olursak, diyelim ki Türkiye'nin geçmişindeki işte Ermeni soykırımı. Evet. Ne bileyim ben, işte Dersim'de 1937-38'de yaşanan katliamlar. Şimdi bir sürü bilim adamı ve tarihçi bunlarla ilgili niye çalışıyor? Yani tabii ki bir tarihçinin görevidir zaten bunları çalışmak, tarihin bilinmesi. Ama bir taraftan da niye çalışıyor? Niye biz de bunları aslında daha bilinir hale getirmeye çalışıyoruz? Üzerindeki tuzu toprağı silkelemek istiyoruz oradakilerin. Evet, bir daha gelecekte ya da şimdi böyle bir durumla karşılaştığımızda bunlar yaşanmasın. Ve toplumun hafızasını taze tutmak anlamında belki de. Tabii yani o hafızayı taze tutmak, ama işte hafıza da yani şeye yarasın, anlatabiliyor muyum? Sadece öyle bunu biliyoruz diye değil, işte o bilmenin getirdiği sorumluluğu taşıyalım diye. Evet, evet. Peki o barış zaman, akademisyenlerinin toplumdaki karşılığı nedir acaba? Belki şimdi bu soruyla belki ona bir giriş yaparız hocam. Selim hocam, sizin söyleyecek bir şeyiniz yoksa üçüncü soruya geçeyim. Akademi ve akademisyenin bilime ve topluma karşı bir sorumluluğu var demiştik. Aynı zamanda hem bilim insanı olmanın hem de vicdani sorumluluk anlamında bir sorumluluğu vardır demiştik. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aslında imza süreci böyle bir sorumluluk minvalinde değerlendirilebilir mi diye bir soru sorup tekrar sözü Gaye hocama bırakayım. Evet, yani sıra gitmeye gerek yok ama öyle olsun. Bugün de özel konuğumuz sizsiniz hocam. Evet, ne elbette var. Yani büyük bir karşılığı var. Büyük bir sorumluluk.
Ben açıkçası 100 kişi imzalar mı diye düşünmüştüm. Sizleri bilmem. Ama 1100 küsür kişi imzaladı. Sonra bu 2200 küsür kişiye çıktı. Büyük bir sorumluluktu. İkinci imzacıların daha büyük bir sorumluluk aldığını düşünüyorum bu anlamda. Bütün risklerini tartarak bilerek. Böyle bir sorumluluğu almak bizi hem birleştirdi hem dağıttı diye düşünüyorum. Kolay bir soru değil bu. Yani görüşmeleri de aklımda tutarak cevaplamak istiyorum. Büyük bir acıyı ortaya çıkartmak üzere yapılmış bir toplumsal bir hareket. Ama sonunda toplumsal bir hareket de olamamış bir hareket. İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dağınık bir geçiyoruz. Toplumdaki karşılığı da dağınık dolayısıyla. Yani belki bir 10 yıl sonra daha net, daha belirgin kavramlarla konuşabileceğiz. İçinden geçiyoruz şu anda ve dağınık geçiyoruz. Aslında ben hani demin söylemiştim ya, bilim insanının bu toplumsal değişime karşı bir anlamlandırma ve tavır alma yönünde değişim göstermesi ya da buna uygun bir tepki vermesi gerekir diye. Buna en güzel örnek aslında 1932'de Bernard Russell'la Albert Einstein gösteriliyor. Einstein ve Russell ve 8 diğer önde gelen bilim insanı bir manifesto yayınlıyorlar. 1955'te yayınladıkları bir manifestoda Russell Einstein manifestosu ve bu manifestonun hemen ardından aslında bugünkü adıyla Uluslararası Hukuk Savaş Suçları Mahkemesi kuruluyor. Dolayısıyla da manifestoda şunu söylüyor Einstein ve Russell, diyor ki ya bizler tanığız, görevimiz insanoğlunun bu korkunç suçlarına tanıklığın üstlenmesini sağlamak ve insanlığı adaletin safında bir araya getirmektir diyor. Bu anlamda aydın çoğun çağından ve aslında o yapılan eylemlerden sorumlu hisseder kendini. Hiçbir şey yapmasa bile bir tepki üretir diyor. Bakıyoruz ki aslında biz de 11 Ocak 2016'da bu suça ortak olmayacağız başlıklı barış bildirisiyle kamuoyuna bunu söylediğimizde aslında bu sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Yani 1932'de ülkenin yöneticilerin savaş soğukkanlığına karşı koymak için entelektüel bir tavır gösteren Einstein ve Russell gibi barış akademisyenleri de aslında imzalarının sorumluluğunu yüklenerek bir politik sorunun çözümü üzerinde önemli ve uyarıcı bir etki sağlamayı amaçladılar ve bu düşünceyle aslında bu metni imzaladılar. O nedenle belki dediğiniz gibi topluma karşı hiç olmasa vicdani bir sorumluluk olarak bu bak sürecini ve imza sürecini değerlendirmek uygun olabilir. Mustafa Hocam siz bu konuda. Ya orada bence bak ya o imza meselesinde bu dediğinizin payı var tabii ama bence bu şeyle de ilgili. Yani bu aslında az önce konuştuğumuz meselenin özüyle de ilgili. Yani bir de bu gerçeğe sadakatle de ilgili bir tarafı var bunun, vicdanının yanında. Yani sonuçta orada bence bizi o metni imzalamaya yönelten şeylerden evet tabii ki vicdanımızdı bir yönüyle. Çünkü ortada yaşanan çok büyük bir acı vardı. Sürekli insanlar ölüyordu, çocuklar ölüyordu, kadınlar ölüyordu, yaşlılar ölüyordu gözümüzün önünde ve biz bunu durdurmak için bir şey yapamıyorduk. Bunun bir vicdanla tabii ki alakası var. Ama bir de aslında bence işte orada şeye de bir itirazdı gerçekten. Yani bütün bunlar hem oluyordu hem bunları görüyorduk şöyle böyle bir yerden. Ama hem de bunlar sanki olmuyormuş gibi bir anlatılıyordu. Yani sonuç itibariyle ana akım medyadan işte devletin sahip olduğu iletişim kanallarından falan bunlar olmuyormuş. Ya da tümüyle öyle başka bir hikaye, bir yalan hikaye, bir yalan kurdu anlatılıyordu, boca ediliyordu insanların üzerinde. Burada aslında biraz o gerçeği söyleme, gerçeğe sadakat da bence ön plana çıktı. Evet. Yani bu aslında kral çıplak hikayesi gibi ya, bakın öyle değil. Bu burada çıplak bir kral var. Yani bir çocuk saflığıyla belki.
Yani Yalçın Küçük zaten bilim insanlarını hep çocuklara benzetirdi. Öyle bir şey kurardı. Öyle bir çocuk saflığıyla belki yani çok da işte başına gelenleri, gelecekleri, gelebilecek olanları düşünmeden ya da düşünsen bile bunları da göze alarak bir gerçeği haykırma isteği de vardı bence orada. Yani çünkü sonuçta akademisyensin, bilim insanı diye geçiniyorsun, böyle uğraş alanına böyle tanımlıyorsun. O zaman da buyur, gözünün önündeki bir gerçeğin adını koy. Adını koyduk ama zaten işte ondan sonra da biraz önce söylediğim çerçevede bu gerçeklik egemen güçlerin bir sürüsünün hoşuna gitmedi. Onlar aslında bunu yargılama süreçlerinde falan da gördük. Mesela savcıların bize yönelttiği suçlama neydi? Tam da biraz önce konuştuğumuz çerçevede devlete sadık olmama. Evet. Resmen böyle suçlandık. Devlete sadık olmamak. Ama akademisyen demeyelim ama hani bilim insanının Değil. özellikle böyle bir şeyi yok ki. Böyle bir yükümlülüğü yok ki. Yani demin şey söyledim sanki işte onu savunuyor gibi görünmek istemem tekrardan ama yani anayasaya göre bile bizim böyle bir sadakat yükümlülüğümüz yok. Devlete sadakat yükümlülüğü bilim insanları için tanınmış bir yükümlülük değil anayasada bile. Kaldı ki Zaten uluslararası bizde belgelerde bir sürü şeylerde falan akademisyenin ya da bilim insanının sadakati gerçekten gerçeğe karşıdır. Devlete karşı ya da güç odaklarına karşı değil. bilime karşıdır. Evet. Ben de Bilime karşı. mesela Dolayısıyla savcılığa verdiğim ifadede şey dedim. Ben bir akademisyen olarak topluma karşı sorumluluğumun gereğini yerine getirdim dedim. Devlete karşı bir sorumluluğum olduğu için değil, topluma karşı bir sorumluluğum olduğu için bunu yapmıştım dedim. Ama dinlemedi zaten savcı da. Hepimizi dinlemediği gibi beni de dinlemedi. tabii Evet, onlar. tarihte örnekleri de var. 121 manifestosu var herhalde Fransız. Jean-Paul Sartre'ın da aralarında bulunduğu Cezayir'de olanlarla Evet. alakalı. Ona benzetilir daha çok barış metni. Biraz da dilekçesine, aydınlar Evet, dilekçesine Aydınlar Dilekçesi 1980. gönderme yapılır. Fakat şu anda yani gelinen noktada barış imzacılarıyla o yani aydınlar dilekçesine imza atan insanlar arasında bildiğimiz üçlü var. Onlar sarı zartla atıldılar. Bazıları, hepsi de değil. Ve sonra geri döndüler işte. Ama şu anda hani ellerinde pasaportları, başka ülkelere gitme olanakları ellerinden alınmadı. Yani kendimizi onlarla kıyaslarsak ciddi bir şiddet ve baskıyla karşı karşıya olduğunu söylememiz mümkün. Bu KHK'larla katmerlendi sadece. Yani KHK'lardan önce başladı tasfiyeler zaten. Rektörler aracılığıyla, fakülte dekanları aracılığıyla, bölüm başkanları aracılığıyla. Sadece imzacılar değil, imzacıların eşleri, çocukları, aynı kampüste olan insanlar da ne yazık ki bu sürgünden nasiplerini aldılar. Şunu Ya ben söyleyeceğim. burada pardon istersen devam et bir şey Şunu girecektim araya. söylemek istedim. Yani hani bu sadece bir hani akademisyenin aydın kimliğiyle yaptığı bir eylem biçimi olarak görülmemeli sadece. Onu söylemek istiyorum. Ondan daha derin bir anlam ifade ettiğini söylüyorum. Ve toplumda da karşılığını bulacağını düşünüyorum. Yani şu anda bulabilmiş değil. Çünkü barış metni savaşı durduramadı. Durduramayacağını bilerek attık belki. Yani böyle bir hayalperestliğim yok değil mi? Yani hani sonuçta biz böyle bir metni imzalayacak ve savaşın şiddeti şöyle evrilecek, böyle olacak falan gibi böyle bir şeyimiz yoktu. Fakat şunu söylemek isterim. Yani bütün bunlar bizi şeye götürüyor. Yani sadece ve sadece akademisyenin aydın kimliğiyle yaptığı soğuk bir eylem biçimi olamaz vakfetmek. Bunu söylemek istedim. Ya belki de işte şey demiştim ya hocam, hiçbir şey yapamazsak bile bir tepki üretmek adına bile bence doğru bir şeydi.
Evet, çünkü herkes şunu söylüyor, ben de dahil olmak üzere, Selim senle de konuşmuştuk bu konuyu daha önce, başka bir eylem biçimi olsa onu yapacaktık zaten. Evet, hani evet. Başka bir şey yapamadığımız için imza attık. Ha, bu konuda çok eleştirildik. Zaten evet. bir tek imza atmayı bilirsiniz gibi eleştiriler de aldık. Çok yani bilir, yani hepimiz hatırlıyoruz bunları. Evet. Fakat hani yapacak başka bir şeyimiz olmadı, çok fazla sıkıştığımız bir noktada bunu yaptık. Bunu çok fazla büyütmek istemiyorum ne yazık ki. Diğer başka eylemlerle birleşince zaman içerisinde, şimdi de değil, bir anlamı olacaktır. Ben bak meselesinin bir hani mihenk taşı olarak duracağına inanıyorum. Aynı aydınlar dilekçesi gibi. Ve hani şeyi de atlamamak lazım. Kürt siyasetinin yükselişiyle, barış mücadelesinin yükselişiyle bu noktaya geldiğimizde bu imzayı atabildiğimizi de söylemek istiyorum arada. Aslında programa başlarken şöyle bir şey söylemiştim. Akademik özelliği ve tarihi dönemeslerde karşı karşıya kaldığı sorunlar ve yaptırımlar üzerinde duracağız diye. Belki Mustafa Hoca'dan bu akademik özellik ve tarihi dönemeçler babında bir şeyler söylemesini isteyebiliriz. Hocam daha önceki konuşmalarımızdan da biraz şey tabii kopya çekiyorum. O 1946'daki üniversite tasfiyeleri, 1960'lar, 1980'ler, 1402'lik ve en son aslında... Bak, tarihe de göndermeler yapalım, onları da birazcık konuşalım evet. Ama ben aslında şu anda aklımdayken ve belki de daha canlı bir örnek olmasa aslında güncel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tam da bugün aslında belki gördünüz hepiniz, aslında işte bir savaş başladı birkaç gündür. Evet. Rusya Ukrayna'ya girdi. Ve bugün aslında sosyal medya sitelerine Rus bilim insanlarının, akademisyenlerin tam da bizimkine benzer bir barış bildirisi düştü. Yani Rusya'da da bilmiyorum sayıları kaçtı ama epeyce birkaç yüzü herhalde bulan akademisyen Ukrayna Savaşı'na karşı çıkan ve barış isteyen bir bildiri yayınladılar. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu tam da aslında bizim yaptığımızın paraleli bir şey. Yani bizim işte 6 yıl önce yaptığımız şeyin bir benzerini bugün Rusya'da görmek çok bana iyi hissettirdi. Yani bir kere o kadar aslında ne diyeyim? Ya daha doğrusu şöyle bir şey söylemek lazım. Şimdi bunu değerli kılan şey, yani Rusya'daki insanların yaptığını değerli kılan şey aslında buradaki eleştiriyi tam da kendi devletlerine yöneltiyor olmaları. Yani bizim imzamızı değerli kılan şey de oydu. Önemli kılan şey de oydu. Yoksa şimdi dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenler Ukrayna-Rusya savaşına karşı barış bildirisi imzalayabilirler. Bunların evet. da elbette bir değeri var. Ama orada asıl değeri olan bence bizzat bunu Rus akademisyenlerin yapıyor olması. Tıpkı araya gireceğim işte, ve İsrail'den bir örnek vereceğim. Kendi devletimizi eleştirdiğimiz gibi. Yani orada o eylemin önemi ve şeyi oydu zaten. Zaten devlet de onun için bize bu kadar yüklendi. Evet, kendi evet. şeyinde gördüğü, hegemonyasında, kendi denetiminde gördüğü, kendisinin hani tırnak içinde maaş verdiği akademisyenlerden böyle bir sert eleştiriyle karşılaştığı için bize bu kadar çok yönelik. Evet, ama zaten şeyin değerli olan tarafı da oydu. Önemli olan taraf da oydu. Gerçeğin değerini artıran bir şey. Değerini artıran bir şey. Hayır, bir de o gerçekliği aslında biraz politize eden bir şey. Yani sonuç itibariyle o gerçekliği Yeni Zelandalı bir profesör de söyleyebilir. Diyebilirdi ki Türkiye güvenlik güçleri işte Kürdistan'da suç işliyor. Oradaki sivilleri öldürüyor falan. Ama sonuçta bunu içeriden bir ses söylemesi. Ama devlette bir karşılığı olmazdı zaten. Devlet onu Yeni Zelandalı bir adamın evet, işte, şey derdi. Hiçbir şey olmazdı ama biz söylediğimizde hem evet. o gerçekliğin değeri artıyor, yani inandırıcılığı artıyor, gücü artıyor ama hem de onu politize etmiş oluyorsun. Aslında evet. burada bir politik hamlede bulunmuş oluyorsun sen. Şimdi onun için bugün Rusya'da yapılanlar da o anlamda çok değerli
geliyor bana. İşin bu yönü var. Onun dışında Gaye hocam herhalde bir İsrail örneği verecek. Ha, evet, bizden 2 yıl sonra da yani son dönem yapılanlardan dolayı değil, Filistin halkına yapılan eziyetten dolayı İsrailli akademisyenler, ki ben ona da imza attım, Filistin meselesine karşı bir imza kampanyası başlattılar. Yani burada yani transnasyonel alanda görmekteyiz örneklerini. Bu mutluluk verecek. Yani İsrail'in Filistin'e olan saldırısını İsrail'li akademisyenlerin dillendirmesi elbette bakı konuşan bir şey. Tabii zaten biz ilk örnek değiliz. Sonuç itibariyle bu geçmişe baktığımızda pek çok dünyadan, hatta Türkiye'den de örnekleri var bu tür aydın hareketlerinin falan. Yani sonuçta işte Jean-Paul Sartre'den azıcık bahsettik. İşte Emil Zola'dan bahsedebiliriz. Dreyfus davasındaki tutumundan filan. Böyle pek çok şey var. Almanya'da Nazizmin en güçlü olduğu zamanlarda bile Nazizme karşı çıkan bilim insanları filan oldular, akademisyenler oldu. İşte bizim tarihimize baktığında işte 1947'de evet dil tarih coğrafyadaki hocalarımız işte Behice Boranlar, Fertel Naili Boratavlar, onlar da aslında bu toplumun hakikatini araştırırken bazı güçleri ürküttükleri için o baskılarla karşılaştılar ve üniversiteden tasfiye edildiler. Yani iktidarların her zaman aslında bilim insanlarıyla bir sorunu, bir derdi olmuştur. Çünkü en başta söylediğim gibi, çünkü iktidarla çatışmayabilir bilim dediğin şey, hakikat dediğin şey iktidarla çoğu zaman çatışabilir. Yani dediğim gibi, çünkü sınıflı toplumlarda yaşıyoruz ve bu sınıflı toplumlarda aynı gerçeklik herkese, herkes tarafından aynı biçimde görülmez, anlaşılmaz, algılanmak istenmez ya da kabul edilmez. Dolayısıyla sık sık böyle çatışmalar oluyor. İşte 27 Mayıs dönemindekini biraz geçebiliriz bence. Çünkü tam olarak bugün bile anlaşılmadı o zamanki tasfiyenin ne için yapıldığı. Ama yine de hani bir örnektir. İktidarın hani hoşlanmadığı akademiye ya da bilim insanlarına müdahalesi anlamında bir örnek. 147 kişiyi tasfiye etmişlerdi. Sonra işte 12 Eylül döneminde 1400'lükler meselesini biliyoruz. Orada da yüzü aşkın başka pek çok kamu görevlisinin yanı sıra tabii yüzü aşkın akademisyen görevlerinden uzaklaştırıldı falan. Ve sonuçta belki biraz sonra yine geliriz. Hani bu toplu kıyımların dışında bireysel olarak çeşitli baskılarla karşılaşılan bilim insanları her zaman oldu. İşte İsmail Beşikçi'den tutalım. Fikret Başkaya'ya ya da işte yakın dönemde biraz önce isimleri de geçti, işte Onur Hamzıoğlu'ndan işte Bülent Şık Hoca'ya, siyasalda işte Barış Ünlü'nün bir sınav sorusuna müdahale edilmeye çalışmasından filan. Böyle bir sürü örnekle karşılaşabiliriz. Bir de şeyi söyleyeyim burada, hani bunun toplumdaki karşılığı şu, orada da aynı şey. Şimdi toplum dediğimiz şey yekpare bir şey olmadığı için toplumdan bekleyeceğin karşılık da yekpare olamaz. Yani bu toplum buna sahip çıkıyor, çıkmıyor. Yani orada da çeşitli farklılıkların olması muhtemel. Ama mesela beni bu barış imzası sonucunda yaşadıklarımız baskılar, işte işten atılmalar, şunlara bunlara karşı mesela en çok teselli eden, belki tam doğru şey değil ama bana en çok güç veren o sürede şeylerden bir tanesi tam da aslında toplumun, ama tabii ki toplumun bir kesiminin bunu son derece doğru kavramasıydı. Kimdi onlar? Kürtlerdi mesela. Kürtler çok doğru kavradılar orada bizim imzamızın ne demek olduğunu. Ve bunu imzacıların da sanırım böyle bir şeye bakıldı mı bilmiyorum ama sanıyorum büyük çoğunluğu Kürt olmadığı için, Türkiye'liler olduğu için, daha batıda yaşayan akademisyenler olduğu için daha ayrıca bir değerli buldular bu imzayı. Ve ben o süreçte işte Diyarbakır'a falan da gitmiştim. Orada biliyorsunuz işte bize bir Diyarbakır Tabip Odası ödül vermişti. Öldürülen baro başkanı Hayrettin.
Tahir Elçi ile beraber bize bir barış ödülü vermişti o dönem. O ödül törenine falan gitmiştim. İşte orada çeşitli Kürt insanlarla, kadınlarla, gençlerle falan sohbetlerimiz olduğunda falan onların mesela bu bildirinin iyi çok iyi anladıkları çok belliydi. Ha, Türkiye kısmında o kadar teveccüh görmedik derdi. Küçük, O kadar orası şey dağınık. görmedik. Orada Bir biraz dağınıklık görmek var. istemediler. Ama o da işte Evet. gene en başta söylediğim biraz şeyle ilgili bir şey. Şimdi gerçekliği görmek her zaman herkesin işine gelmez ya da herkes her zaman o gerçeğe hazır değildi. Peki. Bazen o daha fazla emek ister, daha fazla bir zaman ister, süreç ister bir gerçekliği bir şey Belki yapmak. Türkiye genelinde Kemalist bir gerçeklikle de karşı karşıya kaldı aslında o Şimdi ben şeyi. el kaldırayım. Peki, yani imzayı atan barış imzacısı arkadaşlarım ve bizler ne düşünüyoruz? Yani bu akademik özgürlük meselesini bir kenara bırakalım. Metnin içeriğinde biz bir şey söyledik, değil mi? O içerikten vazgeçmiş olmak ve bütün BAP meselesini, bütün BAP sürecini sadece akademik özgürlüğe sıkıştırmak, tırnak içinde söylüyorum, pek çok barış imzacısını rahatsız eden bir şey. Belki bunu konuşmalıyız biraz daha. Selim, sana vereceğim burada şey. Sen çok fazla sessiz kaldın. Evet, ben Bunu konuşuyoruz çünkü Selim'le sık sık. evet, bu tabii söylediğin tabii önemli ama yani orada biraz da kendimiz haksızlık etmeyelim tabii. Biz sadece o meseleyi bir akademik özgürlük meselesine indirgemeyelim. Evet. Belki süreç içerisinde böyle algılanmış, bazen de öyle yapmamız gereken durumlar olmuş Evet, olabilir. hukuken öyle yapmak zorunda Evet, kalmış olabiliriz. ama şunu da unutmayalım zaten o Barış Akademi yani Barış imzası açıklandıktan sonraki süreçte aslında biz çok büyük bir direnç de gösterdik. Yani Evet, gösterdik. birazcık da belki de korkularımızı yendik. Daha fazla cesaret aldık. Yani Mustafa Hoca'nın az önce söylediği şey önemli. O cesareti bize veren de Kürt öğrencilerimiz. Yani Evet, Kürt hareketi. Bir şey daha Mustafa Hoca konuşurken yine ben aklıma geldi. O gerçekliği biz gördük de mesela biz Mersin Üniversitesi dedik üçümüz ve Mersin Üniversitesi çok kozmopolit bir üniversite. Türkiye'nin bir minyatürü. Bizim öğrencilerimiz de o şekildeydi. Yani aşırı Kemalist, ılıman Kemalist, milliyetçi, daha liberal, Kürt öğrencilerimiz, solcu öğrencilerimiz. Ve bir sınıfın içerisinde beraber derslerimizi yapıyorduk. Belki imzadan önce daha fazla bir korkumuz vardı. İmza birazcık bizi biraz özgürleştirdi. Ama biz bu gerçekliği gördük. Bu gerçekliği görmemizi sağlayanlar da bizim Kürt öğrencilerimizdi. Ama işte başka akademisyen arkadaşlarımız da hem gerçeklikten kaçtılar hem bizden de kaçtılar. Yani hem gerçekten kaçtılar hem bizden kaçtılar ve halen kaçıyorlar. Yani halen kaçıyorlar. Bu önemli bir şey. Zaten Bir şey barış değişmiyor ama. imzacısını en çok inciten şey herhalde kendine ait Evet. hissettiğini düşündüğü toplumsal ve siyasal alanlarda bu şekilde bir dışlanmaya, bu şekilde bir marjinalleştirmeye, yabancılaştırmaya maruz kalması. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ben aslında bir öykü yazmıştım ama hiç yayınlamadım. Daha tamamladığımı da düşünmüyorum ama öyküyü yazarken aslında bir kira meselesi. Bir öğrenci arkadaşım Şırnaklı şey arıyor, kira arıyor. Mersin'i biraz bilenler için söylüyorum. Akdeniz Belediyesi normalde şehre göçenlerin ilk geldiği oturduğu yerdir. Benim öğrenci arkadaşım da orada oturuyordu ama Mersin Üniversitesi de çok uzak oradan. Ve dolayısıyla Mezitli tarafında ev arıyordu. Mezitli tarafında ev ararken ailesi de tabii Şırnak'tan zorla göç ettirildiği için ailesiyle beraber ev arıyordu. Mezitli'de ev ararken ona bir ev buluyor. Tabii ev sahibiyle görüşürken ev sahibi diyor ki ben veremem evimi sana çünkü sen Şırnaklısın. Yani bu bir açık bir ırkçılık, açık bir discrimination, ayrımcılık örneği. Tabii ben bunun üzerine düşünürken o dönemlerde
Şeyi de hissedebiliyor musun? Bak, yani öğrenci arkadaşın acısını, hissini, yani tüm hayatını yaşadığı şehirden, köyden, kasabadan zorla tüm ailesiyle beraber göç ettirilmiş ve gelmiş. Ondan sonra da geldiği yerde kendisine Kürt kimliğinden dolayı ev verilmiyor. Bütün bunlar üzerine düşünürken o ara Martin Luther King'in bir son konuşmalarından bir tanesini okumuştum ve orada ırkçılığı genocide olarak tanımlıyor. Çünkü diyor ki, çünkü biliyorsunuz Amerika'da Türkiye'de işte biz bu kavramlarla belki de yeniden düşünmeliyiz bazı şeyleri. Amerika'da siyahlarla beyazların yaşadığı mahalleler, kasabalar farklı, gittikleri okullar farklı idi özellikle 1960'larda. Şimdi de ben, üç aşağı beş yukarı çok böyle birbirine karışmış bir toplum değil. Ve orada onu düşünürken Martin Luther King diyor ki, eğer sen benim mahallemde gelip yaşamamı, senin mahallene gelip yaşamamı kabul etmiyorsan, aslında ben senle komşu olamayacak kadar yani beni senle komşu olabilecek kadar iyi görmüyorsun demektir. Yani dolayısıyla aslında benim seninle aynı mahallede yan yana evlerde yaşamama hak görmüyorsun, hak vermiyorsun. Dolayısıyla aslında bu benim bir insan olarak yaşamaya değerli bulmuyorsun beni anlamına gelecek bir şey. Ben İngilizcesini okumuştum. Şimdi böyle kafamda Türkçe'ye çevirirken şey yapamadım ama umarım mesajı verebilmişimdir. Yani bu anlamda bu ırkçılık, ayrımcılık, her türlü discrimination'ın bir böyle bir genocide boyutu var. Yani dolayısıyla bir Şırnaklı birine, Hakkari'li birine zaten gönüllü bir şekilde gelmemiş Mersin'e. Zorla göç ettirilmiş. Yaşam alanı yok edilmiş. Birine bir ev vermemek nasıl kavramsallaştıracağız? Belki bunlardan ve bunları biz hep aslında konuştuk, sesimizi duyurmaya çalıştık. Yani sadece barış imzasından sonra bir anlamda belki biraz kendi derdimize de düşmüş olabiliriz ama bu yani bu eleştiriyi kabul ediyorum ama çok da haksızlık etmeyelim diyorum yani. Yok, ya haksızlık. Halen bu konuda kişisel Ya şöyle, sadece durum yapıyoruz. tespiti Evet. yapıyorum ama hani bu durum Şöyle bir tespiti cümle arz yaparken edelim. de. Cümleyi ben de kurdum zaman. Yani biz başka bir şey yapamadığımız için aslında imza Evet. attık. Aslında fakat sonradan bazen düşündüğümde bunun o kadar da doğru olmayabileceğini de düşündüm. Çünkü evet doğru, insan daha fazla bir şey yapmak istiyor. Yapmak Niye? istiyor. Çünkü karşında korkunç bir kirli savaş sürüyor ve sen insanlar ölüyor. Bunu durdurmak için imzanın yetmeyeceğini biliyorsun. Daha fazla bir şey yapmak istiyorsun. Ama işte işin bir de gerçeklik boyutu var. Sonuç itibariyle gücün ne, yapabileceğin şeyler ne, bunların da bir sınırı var. Ve orada biz aslında akademisyenler olarak ya da işte bilim insanları olarak aslında tam da bence biraz da gücü oradan geldi şey. Tam da aslında ya, bir anlamda yapmamız gereken şeyi yaptık. Çünkü gerçeği söyledik. Evet. Yani kimsenin gerçeği söylemediği bir yerde biz çıktık gerçeği söyledik. Bakın dedik gerçek budur. Ve sonuç itibariyle biz hem o işte o gerçeğe sadakat boyutunda etik sınırlar içerisinde hareket ettik. Bilim etiği içerisinde falan. Ve bence etkisi ve gücü biraz da oradan geldi. Yani biz orada işte 128 kişi o metni imzalamasaydık da gitseydik Ankara'da miting yapsaydık o etkisi olmayacaktı ki bu işin. Evet. Yani o hani başka bir şey yapsaydık derken zaten o metinden birkaç ay önce de işte aynen öyle de yapmıştık yani bir sürü akademisyen de tabii sadece akademisyen eylemi değildi ama gidip Ankara'da barış istediğimizi işte Tan Doğan şeyde Gar Sıhhiye meydanında bağırmak isterken ona kim katliamına da maruz kalmıştık filan. Şimdi yani başka şeyler yapmaya çalışıyorduk zaten. Ama orada asıl Evet. olarak biz hani gerçekliği dile getirdiğimiz için bir bilim insanları grubu olarak tam da aslında üzerimize vazife olan şeyi yaptığımız için yani o kadar etkili oldu bence o imza. Biraz o yönünü de ihmal etmemek lazım. Ya bir de tabii Daha insan sonraki sayısının artması meselede da de çok 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 tartışılıyor etkili. bazen. Evet, yani daha sonraki meselede de şunu yine çok tartıştık, hala tartışıyoruz, konuşuyoruz da ondan sonra acaba
o metnin, o imzanın arkasında durabildik mi? Yani orada meseleyi biraz politize ettik, gerçekliği politik bir şekilde dile getirdik ama onun ötesinde bir yere geçebildik mi meselesi? Evet, orası daha gri, daha şey bir alan. Buna kolay yanıt vermek zor. Sonuçta evet, biraz kendi başımızın çaresine de bakmak zorunda kaldık. İşimizden, aşımızdan ödediğimiz için şu bu. Ama yine de sonuçta bence herkes, yani aşağı yukarı o metnin altına imza atmış olan herkes, oradaki barış talebinin, işte ne bileyim ben, Kürt meselesine barışçıl çözüm talebinin şöyle veya böyle arkasında durdu. Bir de hani sonradan tekrar buraya gelir miyiz bilmediğim için şunu söyleyeceğim. Yani bence o meselenin insana hakikaten biraz daha böyle hani insana gurur veren demeyeyim ama insanı böyle hoşnut bırakan şeylerden bir tanesi de aslında buydu. İnsanlar sadece bir kere imza atıp geriye çekilmediler. Aslında sonuna kadar o imzaların arkasında durdular. Bence bu da çok önemli. Bu çok önemli bir aydın direncine işaret eden bir şey yani Türkiye'de. Çok 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 büyük bir çoğunluk imza atanlardan gördüğü bütün baskılara rağmen hayır ben imzamın arkasındayım dedi. Ya o mahkeme süreçlerinde, o bir sürü tehditkar ortamlarda, baskı ortamlarında falan arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı ben o gün o imzayı attım, iyi ettim, pişman değilim. Bugün olsa yine atarım dedi. Bu da bence çok önemli bir şeye işaret ediyor, dirence işaret ediyor. Evet, doğru. Peki buradan şeye getirelim isterseniz konuyu. Mustafa Hoca çok güzel bir yerde bıraktı bence. Şimdi biz imzamızın arkasında durduk. Bence zaten imza metnini devlet de bizim o direncimize karşılık verdi. Ama akademinin geri kalanı bunu birazcık belki sitemkar olarak söylemek gerekiyor. Çok fazla da barış imzacılarının arkasında durmadı. Yani politik partiler de bence HDP'yi dışarıda bırakarak söylüyorum. O gün yapmaları gereken açıklamaları bence sırasını değiştirerek yapsalardı çok daha iyi olurdu. Yani önce metne katılmadıklarını değil de önce bizim akademik özgürlüklerimizi ve özerkliğimizi vurgulayıp sonra da katılmadıklarını söyleyebilirlerdi. O çok bir değişiklik olurdu. Ama akademinin kendisi buna yeterince tepki vermediği için de bugün nasıl bir hale geldik ve bugün dolayısıyla Boğaziçi'ni yapılanları biliyoruz. Burada da tabii kimseyi herhangi bir birazcık eleştirel bir yerden bakalım tabii suçlama anlamında söylemiyorum ama Türkiye'deki bu barış imzasından sonra akademideki kan kaybının hızla artıyor olmasını nasıl değerlendiriyoruz? Belki biraz onu da konuşalım. Evet, zaten son sorumuz ya da son değineceğimiz konu şeydi. Özellikle 28 Şubat süreciyle başlayan ve günümüzde de hala devam eden bir kadrolaşma ve hızlı akademik yükselmeler. Son dönemlerde yaşanan görevden uzaklaştırmalar ve üniversitelerin çölleşmesi üzerine değerlendirmeydi. Dolayısıyla bu konuları bu çerçevede ele alabiliriz. Bu sefer Mustafa Hocam size sözü verelim. Ya şimdi o tür kadrolaşma ya da üniversite niteliksizleşmesi ya da üniversiteye her türlü yönelik saldırı aslında 28 Şubat'la da başlamadı. Yani bu üniversite her zaman bu anlamda bir saldırı altındaydı. Şimdi bunu kabul etmek lazım ve bunun aslında ne diyeyim hani normallik, iyilik anlamında değil ama hani bir tür normallik olduğunu da görmemiz lazım. Çünkü ben söylemeye çalıştığım şey gibi yani sonuçta sınıflı bir toplumda yaşadığın zaman bu tür kurumların hepsinde bir çatışmanın olacağını da zaten baştan kabul etmen gerekiyor. Her yerde süren bir sınıf mücadelesi var. Bu akademide de sürüyor, bürokrasinin başka kurumlarında da sürüyor, her yerde sürüyor. Dolayısıyla bu Türkiye'de de işte az önce çok kısa satır başlarıyla da değinsek, üniversite kurulalı beri hep böyle bir mücadelenin de sahnesi olmuş aynı zamanda da. Yani Benim aslında sonuçta İşte YÖK'ün kuruluşu ya yani 12 Eylül'ün en büyük müdahalesi değil mi? Burada işte konuşmuyoruz şimdi çok fazla ama zaten YÖK işte o egemen güçlerin üniversiteye en büyük müdahalesi ve hala başımızda. Yani kaçıncı yıl oluyor? 40. yılına mı geliyoruz? Yakında 40. yılına geldik. Hala başımızda. Bu şimdi üniversiteye en büyük müdahale zaten.
Ve sonra şimdi biraz insanlar unutmaya eğilimli ya da işte bilmiyorum belki biraz zaman da yavaş geçiyor. Üniversite dahil başka konularda da böyle oluyor. Mesela genellikle başımıza gelen bütün bu kötülüklerin sebebini AKP dönemiyle falan sınırlama eğilimine falan giriyor insanlar kolayca. Böyle düşünmek biraz kolay geliyor. Aslında öyle değil. İşte bizim bir görevimiz de aslında o böyle olmadığını da bir anlamda sürekli hatırlatmak. Yani bu üniversite akademik mücadele anlamında da böyle. Yani mesela hani AKP toplumu daha dinselleştirdi mesela diyelim ki. Evet doğru ama ben AKP'den çok önce bir mezun olduktan kısa bir süre sonra akademiye girmek istediğim her yerde özellikle taşra üniversitelerinde de o dinci kadrolaşmayla karşılaşıyordum zaten. Yani 1990'ların başında da açılan taşra üniversitelerinin çok büyük bir bölümü dinci, milliyetçi, Türk İslam sentezci kadroların şeyine verilmişti zaten Ben mesela. zaten 28 Şubat'ta başlatmamın sebebi şeydi. 28 Şubat Refah Partisi üzerinden kendini kurmaya başlamıştı. Ama ben kendi üniversitemden biliyorum ki işte bizim üniversitemizde gene vatanın bölünmez bütünlüğü üzerinden Kürtler üzerinde bir baskı ve tasfiye gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla Tabii 28 yani Şubat. o işte İstanbul Üniversitesi'ndeki Kemal Alemdaroğlu dönemlerini Evet, ya da YÖK evet. Başkanı Kemal Gürüz dönemlerini hatırlarsa Evet. onlar da hani işin tırnak içinde mi söyleyelim biraz böyle Kemalist versiyonu onların da nasıl baskıcı olabileceklerini çok somut olarak görmüştük onların döneminde de. Bizim Ama o işin Uğur öbür rektör boyutunda bizim da yani bu dinci, milliyetçi, Türk İslam sentezci kadrolaşmanın da neredeyse üniversiteler tarihi kadar eski bir tarihi olduğunu da gözden kaçırmayalım. Yani ben 1990'ların başı dedim şimdi kendi yaşadığım canlı örneklerden hareketli ama öyle değil. 1960'lar, 70'ler, 80'lerde de hep aslında üniversitelerde tarikatçı ve bir şey egemenliği oldu yani üniversitelerin çoğunluğunda. Dolayısıyla ama yani bunları demek tabii ki AKP döneminde özellikle de bu işte bizim şeyle başlayan son 5-6 yıllık süreçte baskının boyutları çok daha ağırlaştı tabii. Bunu da tekrar tekrar söyleyelim, tekrar tekrar vurgulayalım. İşte en son bu toplumda işte Kürt belediyelerine kayyum atamakla başlayan sürecin işte üniversitelere kayyum atamaya kadar geldiğini de gördük, yaşıyoruz hala içindeyiz. İşte Boğaziçi Boğaziçi Üniversitesi örnek. bunun en canlı örneği ama aslında tek örneği de değil. Başka bir sürü üniversitede benzer durumlarda, benzer baskılarla karşı karşıya falan. Yani burada iktidar her alanda bir tekel kurdukça, bir tek parti, tek adam, tek dil, işte tek bayrak, tek bilmem ne şeyine doğru böyle her şeyi tekleştikçe işte üniversiteler de tekleştiriyor ve oradaki muhalif seslere tahammülü her geçen gün azalıyor. Şimdi aslında bu konu bile mesela bence çok da yeterince Türkiye toplumunda tartışılmıyor. Aslında Boğaziçi'ne yapılan da büyük bir kırım gerçekten. Ya yani Evet. bunu da hakkıyla çok iyi değerlendirip çok iyi gündemleştiremiyoruz. Yani Boğaziçi gibi Türkiye'nin hani hangi açıdan bakarsan bak en iyi üniversitelerinden birine belki de en iyisine neredeyse kamu üniversitelerinden yapılan bu büyük müdahale aslında çok büyük bir kırım yaşanıyor orada yani. Ya, tamam şu anda akademisyenlerin de işlerine son verildi ama diyelim ki KHK zulmü çok uğramadı Boğaziçi'ne ama orayı da başka bir yoldan çölleştiriyor iktidar şu anda ve buna karşı da şu anda yeterince karşı durabiliyor muyuz? Hani toplumun genel açısından zaten böyle bir hava olmadığını söyledim ama biz muhalif kesimler hani buna yeterince karşı çıkabiliyor muyuz? Yok orada da işte biraz belki gücümüzün olmamasından falan ama şunu da söylemek lazım. Mesela bu bütün bu bak direnişi sırasında falan mesela ya Boğaziçi'den pek çok hocamızın çok büyük desteğini şeyini gördük, dayanışmasını falan gördük. Ama yine de şöyle bir anlayış vardı. Bunu da açık yüreklikle konuşmak lazım. Boğaziçi, ODTÜ, Galatasaray işte bilmem ne gibi birkaç tane seçkin hani tırnak içinde üniversite bu zulümden, bu kıyımdan çok da yara almadan belki geçebileceklerini düşünmüşlerdi. Evet.
Ama şimdi işte gerçek işte öyle olmadığını tam da klasik aslında hani susma sustukça sıra sana gelecek şeyinde ifade edilebileceği gibi sloganında ya da işte o bilmem ne Alman rahibin işte ben ne almaya geldiklerinde artık konuşacak kimse kalmamıştı sözüne şeyde bulunabileceğimiz gibi şimdi mesela bu orada da öyle bir şey yapılıyor ve bunun da Boğaziçi'yle sınırlı kalacağını düşünmek herhalde acayip bir saflık olur. Yani bu iktidar böyle devam ettiği müddetçe, bu sistem böyle devam ettiği müddetçe Boğaziçi'nden sonra başka üniversitelere de çok kolaylıkla sıçrayabilecek bir baskı biçimi. Ya burada tabii bir de şunun da belki altına o da bambaşka bir konu ama yine de bir cümle söyleyeyim. Buradaki aslında siyasi baskıdan kastettiğimiz şey de aslında sadece muhalif olanların temizlenmesi değil. AKP iktidarının yaptığı aslında daha büyük bir kötülük sadece siyasi muarızlarından kurtulmak değil. Aslında toplumu gerçekten bir bütünüyle çökertiyor, bir bütünüyle değersizleştiriyor. Yani bütün kurumlarını sadece üniversitelerini değil kurumsal olarak sağlam Türkiye Cumhuriyeti'ni bir cumhuriyet olarak ayakta tutan ne varsa bütün hepsinin içini boşaltıyor. Yani. Bu burada da üniversitelerin ön planda olması da son derece normal. Çünkü üniversiteler ister beğenelim ister beğenmeyelim ama işte bütün tarihi bir şeyi boyunca en azından belli dönemlerde, belli şehirlerde, belli üniversitelerde hani bir toplumun yine de bir direnç evet, bir şey noktasıydı. Şimdi onlar tek tek düşürülüyor yani. Evet. Gaye Hocam siz bu konuda neler söylersiniz? Hepsini Mustafa Hocam söyledi. Saate bakıyorum. Saat ne diyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Siz biz konuşuruz dediniz. Dolayısıyla eğer ekleyecek bir şeyimiz yoksa evet programımızı kapatalım. Hem bizi dinleyenleri de çok fazla yormayalım. Hem de evet. Bu bir program bir başka programda gene kaldığımız yerlerden devam ederiz. Ya biz normalde programın sonunda hazırlık yapmadık öyle bir şey ama kitap öneriyorduk dinleyicilere. Varsa aklınızda böyle bir önerebileceğiniz kitaplar. Böyle hemen hızlıca aklınıza gelebilecek. Mustafa Hocam bir film önerisinde bulundu. Evet. Gaye Hocam da bir kitap önerisinde bulunabilir. Belki yani biraz akademiden bir öneri de bulunabilirim. Şu son dönemlerde yaşadığımız kıyımları da daha iyi değerlendirebilmek için Aşil Membe'yi okumayı tavsiye edeceğim. Aşil Membe Güney Afrikalı bir düşünür. Nekrosiyaset kavramını ortaya atmış bir düşünür. Belki onu okuyarak hani yaşamın ölümün gücüne yenik düşmesi ya da tabi kılınmasıyla alakalı bir kavramı var. Belki o kavramı o kavramı okumayı önerebilirim. 40 sayfalık bir Ayrıntı Dergisi'nde de yayınlandı. Türkçe'ye güzel çevrildi. 40 sayfalık bir makale. Nekrosiyaset. Aşil Membe. Onu önereyim ben de. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın. O zaman söyleyecek bir şeyimiz kalmadıysa herkese iyi akşamlar diyelim. Söyleyecek her zaman bir şeyimiz var hocam. Söyleyecek bir şeyimiz var. Doğru. Her zaman var. Ama evet. Bu defa Mehmet Fatih Tireş'i anmak için toplandık. Evet. Barış imzacılığını ve barış metnini konuşmak üzere toplandık. Artısıyla, eksisiyle, iyisiyle, kötüsüyle. İçinden geçtiğimiz bir süreç olduğunu, yansımalarını konuştuk. Konuşmaların dağılıp toparlanması bana her zaman normal geliyor. çok teşekkürler Metin Hocam. Biz teşekkür ederiz hocam aramıza katıldığınız için. O zaman dinleyicilerimize de iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.